başında duman, ilk aşkın ilk heyecan. Gençlik başında duman, ilk aşkın ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğin düştüm. 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 Şimdi mantı doldurmak ne kadar sanat ise yemek de sanat. Evet. Allah. Nasıl yiyorsun öyle? Vallahi ustası babam aslında onu. Mantıyı o daha çok yiyor, vakti çok. Böyle tabaklardan daha güzel yiyor, yoksa tepsi de böyle dizilen tepsinin içine. Övün bari. Şimdi o eskiden, evvelden koskoca tepsiye böyle herkes karşılardı. Hala var öyle. Var da işte. O yuvarlak masada olur. Böyle uzun masada herkes önünde yiyecek. Yoksa uzanamaz. Ortadaki yer kenardakiler az kalır. Sonra kendi kendilerine hemen bir tane bir Kayseri fıkrası uyduruyorlar. Ama çok uyduruk, yalın kalıyor. Hani bir Karslı sana Kayseri fıkrası anlatsa ne anlarsın? Hiç, ama aslında Kayseri'den dinlemek lazım. Kayseri'den dinlemek lazım da işte Kayseri'nin de ortam bulması lazım fıkra anlatacak. Kızım bir tane al, güzel bir fıkra. Vallahi yani fıkra çok da. Kayseri fıkrası çok, evet. Ya ben bir ara Rıfat Hisarcıklı oğlu Türkiye Ziraat Odalar Başkanı, Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklı oğlu bir programını seyrettim. Gene bizim televizyonlardan birinde. O güzel bir fıkra anlattı bize. Benim çok hoşuma gitti. Ticari bir fıkra, Yahudi ile Kayseri'nin fıkrasını. Hayır, sen ticari yapabiliriz, bak nasıl ticaret o yerde. Ya ticaret, şimdi yapacak bir iş yok, ne yapsın, adam maden yok. Efendim, tarlalarda sen zamanında su yoktu vesaire. Düzlük alan, kışın sert, ne yapacak? Oturup kavurga kavuracak hali yok. Adam oturmuş, ne yaparız, Kayseri'de ticaret yapılır. O yüzden ticaret herhalde Kayserilerin ana sanatı, ana mesleği. Bir de son zamanlarda endüstri çıktı, zenginler hep Kayserili olarak tanınıyor. İşte Kayseriler İstanbul'a yerleşmiş zamanında esnaflar işte o dükkanların bir tanesi boşmuş, Yahudinin bir tanesi gelmiş, o dükkanı kiralamış, ticaret yapıyor. Efendim, dükkanlardan bir tanesi de Kayseriliye ait. Fakat o dükkanda gözle görünür ne mal var, ne bir eşya var, hiçbir şey yok. Ya diyor arkadaş, bu dükkan kimin? Nasıl dükkan böyle? Bunun sahibi kim? Diye komşularına soruyor Yahudi. Hiç diyor tabela yok, adı yok, sanı yok. Onlar da diyor ya onun sahibi Kayseri diyor. Arada diye açar şöyle efendim bir uğrar dolanır gider. E neyle geçin? Vallahi bu hava dalır karada satar diyor. Ya. Onun işi belli olmaz. O geçinir gider. Böyle deyince Yahudi daha çok meraklanıyor. Lan aman diyor, bu adam diyor, nasıl yapıyor havada alıp karada satmak, nasıl bir iş? Bir gün denk getiriyor, Kayseri'de dükkanını açtığında varıyor, selam komşu, aleyküm selam. İşte ağa zarar bahanesiyle ne alır ne satar onu öğrenmek için. Ya komşu diyor, sen ne yaparsın diyor, senin dükkanda hiç diyor eşya yok diyor, sen nasıl geçiniyorsun? Ya işte diyor, ne bulursak onu alıp satıyor falan filan. O sıra çay kahve içerken, Kayserili tutuyor, Yahudinin ağzına elini atıyor. Ya komşu diyor, dur bakın diyor, sen ne güzel dişlerin var böyle diyor ya. Tabi Yahudi huylanıyor ama, seviniyor da dişlerini övüyor ya hani. He diyor, dişlerim güzeldir falan. Ya diyor, sen gel bu dişleri bana sat. Ya nasıl olur, diş satma işi de nereden çıktı? Ya sat bana, ne edeceğim diyoruz. Sen ölene kadar dişleri kullan. Öldükten sonra ben dişine yatacağım öldükten sonra. Neyse bir pazarlığa tutuyorlar. O günün
parasıyla tutuyor bizim Kayserli Yahudi'ye 10 altın veriyor. Ağzındaki dişleri satın alıyor. Yahudi alıyor cebine koyuyor tabii parayı, seviniyordu havadan para kazandı nasıl. Aradan birkaç gün geçiyor, Kayseri 3-4 tane adamla geliyor bunun yanına. Selam aleyküm, aleyküm selam. E kimdir bunlar komşu? Ya diyor, bunlar diyor, senin dişlere bakacak. Ne diyor, benim diş... He diyor, belki diyor müşteri diyor, eğer diyor uygun bir fiyat verirlerse diyor, anlaşabilirsek satacağım diyor. Yahudi ister istemez ağzını açıyor, adamlar dişlerine bakıyor. Ama bu arada da bayağı bir yıpratıyorlar herhalde Yahudi'yi. Neyse adamlar dişleri beğenmiyor, çekip gidiyorlar. 3-5 gün sonra gene 3-5 adam, bir hafta sonra gene bir adam. Derken Yahudi'nin canına tak ediyor yani. Lan aman birden sattık bu diyor, ağızdan olacağız diyor. Dişleri sattık ama para altın nacvetti ama dişler diyor gidiyor. Ağız darmada. Efendim, bir gün gene iki tane adamla Kayseri'yle gidiyor Yahudi'nin kapıya. Diyor ki arkadaş ben diyor dişleri satacağım artık diyor. Efendim, fakat gene anlaşamıyorlar. Yahudi diyor ki arkadaş dur diyor. Ben diyor artık sana dişlerimi vermekten vazgeçtim. Al bakayım şu bana verdiğim 10 tane altın, ben dişlerimi satmaktan vazgeçtim. Görüyorsun ha diyor, o diyor alırken de diyor, dur bakayım diyor. Her mal alış fiyatına satılır mı? 50 altın verirsen dişlerin geri sana veririm. Kayseri uyanık eder. Uyanık da. Ticaret dedi farklı yani. Efendim 50 altın çoktu moktu dürken 20 altın anlaşıyorlar da gerisin göre. Yahudinin dişlerini geri veriyor. Yahudi de bunun üstüne oradan tarağı nedir tası tarağı topluyor. O dükkandan çıkıp gidiyor. Yani Kayseri'nin bulunduğu yerde Yahudi bulunamaz. Ki derler ya hani Kayserli efendim ticaretimizi sever, Yahudi de Kayserli ile Yahudi hiçbir zaman için aynı sokakta, aynı caddede dükkan açıp ticaret yapmazlarmış. Gerçekten çok teşekkür ederim. Fıkıya da tam yerinde oldu yani. Valla yerinde mi oldu? Başka yerde ben az kaldım bu arada, buraya anlatacağım. Valla benim fıkıya hem yerinde, benim yazık kameraman arkadaşım aç kaldı orada, ben burada yiyorum böyle. İşte. Valla ben çektim o zaman kamerayı, fıkıya sen anlatmaya devam edin. Bu ağzına geçmiyor, gel otur Hasan sen de sen de. Ağzım üzerine devam edelim daha sonra. Evet sevgili seyirciler, bu kültürel gezimizde bu sefer